Adana'da ne oldu bize anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Özellikle söz konusu olan olayların gerçeğinin yansıtılmasına yönelik gösterdiğiniz gayret için de son derece müteşekkirim. Günal Bey'in söz konusu olan yöneticisi olduğu kafesiyaset.com adlı web sitesi mevcut. Bu web sitesinde daha önceden 11.05.2010 tarihinde yayın ilkelerine ve hukuka aykırı gerçek dışı bir haberi nedeniyle kendisinin bu haberinin 5651 sayılı internet ortamında düzenlenen yasa hükmü gereğince söz konusu yayın ilkelerine aykırı olduğu düşüncesiyle bu haberin düzeltilmesini artı söz konusu haberin yayından çıkarılmasını ve gerçekleri yansıttığı düşüncesiyle gönderdiğimiz tekzip yazımızın yayınlanmasını talep ettik. Noter aracılığıyla kendisine tebliğ edilmesine rağmen Sayın Ünal tanık arkadaşımız maalesef bu yasanın amir hükmüne uymadı. Söz konusu olan yasanın amir hükmüne uyulmaması üzerine de 4. Sulh Ceza Mahkemesi, Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi'ne bu yayınların tamamen maksatlı yayın olduğu, gerçekleri yansıtmadığı ve kişisel haklarımıza müdahale edildiği düşüncesiyle internetteki yayının çıkarılmasını ve tekzip yayınımızın burada internet ortamında yayınlanmasını talep ettik. 4. Sulh Ceza Mahkemesi de 27.05.2010 tarihli ve 2010 taksim 1317 sayılı kararıyla cevap ve düzeltme talebimizi hukuka uygun bularak kabul etti. Ve kendisine yani internet ortamında düzeltme yazımı... Duran Bey beni duyabiliyor musunuz? Ilişkin, şimdi şöyle, burayı bu noktayı zaten biliyoruz. Yani haberin biraz daha süreyi doğru kullanmak adına söylüyorum. Şimdi bu noktayı zaten biliyoruz neden açıldığını. Şimdi Adana'ya gelecek olursak, şimdi orada işte valiliğin yapmış olduğu bir etkinliğe davetli olarak geliyor. Ve işte sabah alınıyor. Burada da siz işte o gün özellikle internet ortamında oldukça eleştirilere neden oldunuz. Yani eleştirilerin odağına yerleşmiş oldunuz. Ona ne diyeceksiniz? Sizin kamuoyu bilgilensin. Neden dolayı kendisinin 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakkında yakalama kararı verildiği düşüncesini paylaşmak istedim ben. Tabii onu zaten az çok biliyoruz. Yani biz sizinle ilgili olan kısmını öğrenmek istiyoruz. Şimdi bu 2010 tarihinde yapılan bir şikayet. Yani 3 yıla yakın önce yapılan bir şikayet. İnanın söz konusu olan şikayetin ayrıntılarını ve aşamalarını dahi takip etmedim. Çünkü yargı mercileri gerekli söz konusu olan işlemleri ifa ediyor. Arkadaşımızın yakalandığını, gözaltına alındığını kendi tabiriyle, tutuklandığını kendi tabiriyle ben Adana dışında olduğum için Adana'ya geldiğimde öğrendim. Dolayısıyla söz konusu olan savcılığa ben de başvurdum. Dedim ki bu şekilde bir uygulama olmuş, nedir konu diye. Arkadaşımızın 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan, yani bu deminki arz etmek istediğim tekzip kararının kasıtlı olarak yayınlanmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan iddianame sonucu yargılaması yapılmış. Bu yargılamada kendisi iki defa... Efendim siz çok özür diliyorum. Siz Adana'ya geldiğinden haberiniz var mıydı gazetecinin? Hayır efendim. Hayır. Benim hiç ne kendisini tanırım, ne kendisini görmüşlüğüm var, ne de kendisinin Adana'ya etkinliğe geldiğini. Ben etkinlikte bile değildim ki. Yani kendisiyle herhangi bir irtibatım olmadı beyefendi. Evet. Arkadaşımızın özür diliyorum. Söz konusu olan haberleri ben Rota TV adlı Rota Haber adlı yayından ben öğreniyorum. Bana söylediler, dediler ki bu şekilde bir yayınlar var hakkınızda diye ben de internet başına geçtim, bunları öğrendim. Evet. Hatta gazeteciler cemiyetini, Adana Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettim. Dedim ki bu şekilde yayınlar yapılmış. Nedir bu konu? Bana da bu şekilde anlattılar. Hatta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Adana'daki Sayın Cafer Bey dedi ki Savcı Bey ben sizi tanımıyor muyum? Ben bunun doğru olmadığını ifade etmeye çalıştım ama beni dinleyen olmadı diyor. Şimdi özetle şunu söylemek istiyorum. Tam ayrıntıya gireyim yani sizin madem ki diyorsunuz. Evet. Burada benim herhangi bir etkinliğim söz konusu değil. Ben 2 yıla yakın olmuş emekli olalı. Artı söz konusu olan kendisinin yakalanmasına ilişkin olan işlem tamamen 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin
kendisini İstanbul'da talimatla ifadesinin alınmaması nedeniyle prosedür gereği Ceza Mahkemesi Kanunu 145 ve 146. maddesi gereğince bulunamaması ve sadece ifadesinin alınması suretine yönelik bir yakalama. Yani özeti şu, kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese uygulanan kardeşim mahkeme tarafından, savcılık tarafından çağrıldığın zaman gelmezsen hakkında yakalama kararı çıkarılacak bir uygulama, bir işlem. Bu Sayın Ünal Tanağ özellikle tutuklanmış, özellikle gözaltına alınmış, özellikle yakalanmış diye bir ibare verilme şansını yakalanmayan bir konu. Tamamen ifadesinin alınmasına yönelik bir husus. Evet. Ve uygulamada peki, da arkadaşımız zaten bunu gündeme getirmeseydi, gitseydi aynı gün ifadeyi verip vermiş de zaten bana takip ettiğim kadarıyla aynı günde serbest bırakılmış. Bunu neden Cumhuriyet Savcısının etkinliğine bağlamış? Benim söz konusu olan ondan sonra uygulamada hakim savcılara sanki etki etmişim gibi bir pozisyona bürünmüş. Hatta sizin haber sitenizde yanlı programında bakın ne diyor. Burada tabi gözaltına alınmam savcılar arasındaki bir dayanışmanın ürünü. Bu yaşadığım durumla siz bizim haberimizi yaparsanız biz de sizin canınızı okuruz mesajı verilmek istendi. Allah aşkına böyle bir tabir nasıl kullanılıyor? Sizler karşılıklı olarak diyorum ki herhangi bir yayın ilkelerine uymakla görevli olan basın karşı tarafın bilgisini almadan doğruları araştırmadan nasıl bu şekilde yanlış bir habere meydan verebiliyorsunuz? Evet. Duran Bey. Şimdi üzüldüğüm nokta bu. Evet. Bakın, şimdi çok özür dileyerek süremizin de sonuna geldik. Ben size bir tek bir şey soracağım. Bakın buyurun. Çok bir cümleyle alayım yalnız. Çünkü süremizin gerçekten açtık. Şunu soracağım. Tabii ki kanun çerçevesinde bir işlem yapılmış ve o işlem bitmiş. Ben insani olarak soruyorum size. Oradaki yaşananları siz kendiniz insani olarak doğru buluyor musunuz? Şimdi bakın. Kendisinin şu anda inanın samimi söylüyorum. Kendisinin nasıl gözaltına alındığını, nereye götürüldüğünü ben bilmiyorum ki. Yani oradaki uygulamalarda hata varsa bu benim inisiyatifim içinde gerçekleşen bir konu değil ki. Yani buna asla ben izin de vermem, doğru olduğunda kabul etmem. Eğer ki kendisi haksız bir uygulamaya uğramışsa böyle bir şeyi asla da savunmam. Ama benim şahsımda ve mevcut sanki Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımı töhmet altında bırakacak şekilde kişileri sanki yargının kişisel kızgınlıkları alet edildiği izlenimi yaratacak şekildeki rota haberde de bu şekilde geçiyor. Sonra diyor ki kanlı katillerin bile talimatla ifadesinin alındığı bir ortamda bu nasıl olmamış diyor. Yani bunların yaklaşımlarının doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Artık uygulamayı protesto ediyor. Hakimler sadece yüksek kurulu olayı incelemeye sonuçlandırmaya çağırıyoruz diyor. Ben görevde değilim ki. Yani ben anlamıyorum. Siz de emekli bir savcısınız. Neden bu şekilde itibar ediliyor? Neden bu şekilde söz konusu olan yanlı, maksatlı yayınlar kişilerin, kurumların meslek kuruluşlarını alet etmek suretiyle yayınlanıyor. Benim Duran Bey, istirhamım şudur. Son cümle olarak alayım yalnız çünkü süremizi de açtık. Diyorum ki bir basın mensubu yayınlayacağı haberi soruşturmadan, doğruluğuna emin olmadan, haksız bir çıkara alet olmadan, tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine bağlı kararak aldatmadan, yanıltmadan, hiçbir halde basın yayın ilkelerine dışına çıkmadan yayınlamak bir basın mensubunun görevidir. Ben bunu istirham ediyorum. Yani bir konu yayınlanırken bunun karşı tarafı olduğunu da lütfen göz ardı etmeyin efendim. Evet, biz de sizin bu konudaki görüşlerinizi aktarmanızı sağladık. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Değerlendirmeniz için sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim.